alemin hakimi. Yanlış bir gezegene gelmiş olmamdan korkuyorum. Burası bana çok dar geliyor. Benim için istediğim kadar yer yok. Yoksa yanlış bir asırda mı geldim? Gerçek çağdaşlarım belki binlerce yıl evvel ölmüşlerdir veya daha da doğmamışlardır. Olan şu ki kendimi her yerde yabancı, her tarafta kurban görüyorum. Dünya hemencecik etrafında dolaşabilen, bugün saat meselesi yarın dakika olacak, kurumuş pislikten, yeşil sidikten yoğrulmuş bir yuvarlak. Ve kendinde titan iştiyası ve keyfi duyan bir kimseye uygun uğraşı yok. Bazen düşünüyorum ki Asya benim için bir işletme alanı. Afrika avlanma yerim veya kış bahçem. Kuzey Amerika fabrikam ve yazıhanelerim. Güney Amerika hayvan sürülerim için otlak. Avrupa müzem ve dinlenme köşküm olabilir. Ama bu da pek miskin bir hayat. Atlantik'e yüzme havuzu diye sahip olmak, Pasifik'i balık tutmak için Etna'yı kalorifer, Niagara'yı duş diye Avustralya'yı hayvanat bahçesi olarak Sahra'yı güneş banyosu yapmak için kullanmak. Bu beşinci derecede büyüklükteki kürede oturan ufacık, aptal yaratıklara muazzam veya korkunç görülür şeylerdir. Benim için aksine daha başka bir şey gerekir. Alemin, kainat hayatının müdürü, karalar ve denizlerle oynayan büyük hokkabaz olmak. İşte benim gerçek eğilimim. Fakat Tanrı olmayınca kitleye hakim olabilmiş bir şeytan olmak, insan için hiç de utandırıcı bir meslek değildir. Mesela bütün bir kıtada kıtlık yapabilsem, iki memleketi sular altında bırakabilsem, bir imparatorluğu, küçücük cumhuriyetlere ufalayabilsem, Bötni körfezinden Hazar denizine bir kanal açarak Avrupa'yı Asya'dan ayırabilsem, bütün insanları bir tek dil konuşup yazmaya zorunlu tutsam, öyle sanıyorum ki 2-3 yıl olsun durmadan yenilenen can sıkıntımı giderebilirdim. Bundan başka emrimde daktil olarak bir cumhurbaşkanı, şoför olarak bir kral, mutfağımda aşçı olarak tahtını kaybetmiş bir kraliçe, bahçıvan olarak Kayseri ve kapıcı olarak Mikado'yu ve hepsinden fazla konuşan bir put olarak dalaylamayı yani canlı bir tanrıyı isterdim. O zaman küçüklüğümün bana verdiği çekinmez ümitsizlik fikrinin intikamını, esarete mahkum bu dünya büyüklerinin sırtından ne büyük bir şehvetle çıkartırdım